Nabi. Nefi'nin şiirlerine bak, Baki'nin şiirlerine bak Türkçe öğrenmek istiyorsan. Yani hepsi dile, bu dile Türkçe, Türk dili adını veriyor. Tabi bazen de lisan-ı Türk diyorlar, siz zeban-ı Türk diyorlar ama netice itibariyle Türk dili anlamına gelen kelimeler söylüyorlar. Evet, şimdi bu Uygur döneminden itibaren dilimizin adını da böyle Türk dili Türkçe olarak görüyoruz ve bu Uygur dönemi eserleri efendim ayrı bir çalışma konusu. Bugün ayrı bir çalışma konusu, Uygur harfleri ayrı bir ihtisas konusu. Biliyorsunuz bu Uygurlar 1209 yılında gönüllü olarak Cengiz'e bağlandılar. Bu Turfan Uygurları. Turfan Uygurları 1209 yılında Cengiz Han'a bağlandılar ve Cengiz Han'ın bürokrasisini oluşturdular. O Türk Moğol Devleti'nin bürokrasisini oluşturdular. Bu sebeple Uygurlardan aynı harfler Moğollara geçti. Moğolların milli yazısı olarak 1920'lere kadar kullanıldı. Şimdi tekrar onu ihya etmeye çalışıyorlar. O yazıyı. 1920'lerde Kiril'e geçti Moğollar. Efendim. Ama demek ki bu Cengiz Han'a gönüllü katılan Uygurlardan geçti o yazı. Onun için Uygur yazısı çözmek gibi, deşifre etmek gibi bir problem yoktu bilim dünyasında. Moğollar kullandığı için zaten bilinen bir yazıydı. Ama Köktürk yazısı deşifre edilmek zorunda kaldı. Bilinmeyen bir yazıydı metinler bulunduğu zaman. Efendim Uygurlardan sonra ne oldu? Şimdi bu göçler var ya, bu göçler, Uygurlar o tarafa gittiler. Ama Uygurların bir kısmı da Kaşgar tarafına gitmişti. Biraz daha batıya, Kaşgar'a gitmişlerdi. Efendim sonra... Bir de daha önce olan, yani Kırgızların kovalamasından önce Uygurların kendilerinin ittiği Türkler vardı. Uygurlar Kartuklarla ittifak yaparak Köktürkleri devirmişti ya 745'te. Ama bir süre sonra bu Kartukları, bu Bayançoy bu Kartukları nasıl ittiğini söylüyor. Nasıl onları batıya doğru. Kartuklar nereye geldi? Kartuklar bugünkü Kırgızistan topraklarına geldi. 750'lerde bugünkü Kırgızistan topraklarında kim vardı geldikleri zaman? Türk işler vardı. Yani Köktürklerin batı kanadının ikinci dönemdeki adı Onoklar, Türk işler vardı. O Türk işler, Onoklar Oğuz Türklerinin atalarıdır. Oğuz Türklerinin atalarıdır. Evet, onlar vardı. Karluklar Türk işleri buradan çıkardı. Yani Uygurlar Karlukları batıya itti. Zaten neredeyse göçler tarihidir Türk tarihi, bu çok önemli. Kartukları batıya itti, Kartuklar Kırgızistan'a geldi, bugünkü Kırgızistan'a, Isıkköy, Talas bölgesi. Onlar da oradaki Türk işleri, yani Oğuzların atalarını itti. Türk işler Seyhun boylarına geldiler. Orada Oğuz boyu, yani şu anda bizim mensup olduğumuz Oğuz boyu Türk işlerden itibaren oluşuyordu. Bu oluşum Seyhun boylarında 9. yüzyıla kadar tamamlandı. Yani şunu diyelim, Oğuzların, Oğuz Türklerinin ilk atası Oğuz Kağan'sa ikinci atası İstemik Han'dır. Zaten bu şecere-i terakimeden biraz anlaşılıyor. Ve Cami-ül Tevarih'ten biraz anlaşılıyor. Biz Batı Gök Türklerine gidiyoruz yani Oğuz Türkleri. Şimdi bunları niye söylüyorum? Bu tarihi olaylarla dil doğrudan doğruya, birebir ilgili. Şimdi buraya geldi Karluklar, Kırgızistan'a geldi. Daha önce Uygurlar da Kaşgar'a gelmişti. Bunlar aşağı yukarı 840'tan itibaren burada yeni bir siyasi oluşum içine girdiler. Karahanlılar diyebildiğimiz tarih başladı. Karahanlıları tabii bizim yine tarihçiler, bu tarihle uğraşanlar Karahanlı terimini çıkardılar. Çünkü o hükümdarlara Karahan, Aslanhan, Buğrahan filan deniyordu. Oradan onlar kendilerine Hakaniye diyorlar. Onlar kendilerine Hakaniye diyorlar ve bu konuda en son güzel bir doktora tezi yapan Hunkan soyadlı Soner Hunkan haklı olarak Türk. Ne dedi kitabının adı? Türk Hakanlığı. Türk Hakanlığıdır, doğru adı, evet. Türk Hakanlığıdır. Kurdular burada. 840-900 arası biraz karanlık. Ama Soner Bey'in kitabına bakarsanız bu karanlık dönemlerle ilgili de epey bilgi bulursunuz. 900'den sonra biraz aydınlanmaya başlıyor. Karahanlıların, bu Hakaniye'nin bizim tarihimizdeki önemi tabii ki Müslüman olmaları. Yani 940'larda
940'larda Müslümanlığı kabul etmeleri. 940'larda. Ondan önce Müslüman olmadık mı? 940'larda. Yani Türkler ne zaman Müslüman oldu sorusunun cevabı 10. yüzyılın ikinci yarısıdır. Ortaları ve ikinci yarısıdır. Ondan önce olmadık mı? Benim bu cümlemden sonra bu soru gelebilir. Olmadık mı? Belki ondan önce olan Müslüman olan Türkler o zamanki Türk nüfusunun %10'unu oluşturabilir. Neden? Çünkü epey Abbasi hizmetine girip Müslüman olan Türkler var. Efendim 100 bin, 200 bin diye ifade edilen Türkler var. Onlar için Samarra'da ayrı bir şehir kurulmuş. Bir de Karahanlılardan önce Müslüman olan bir devlet var. İdil Bulgar Türk Devleti. Yani Volga, bugünkü Kazan civarında. Onlardı. Ama orası uçtaydı. Onun için İdil Bulgar Türk Devleti'nin Müslüman olması diğer Türklerin Müslüman olması yolunu açmadı. Çünkü uçtaydı. Bugün de uçta biliyorsunuz. Kazan Tatar. Efendim. Ama Karahanlı merkezdeydi. Karahanlılar merkezdeydi. Dolayısıyla Karahanlı hükümdarı Satuk Burhan 940'larda Müslüman olunca merkezde ve en güçlü siyasi kudret Müslüman olunca kısa zamanda Müslümanlık aşağı yukarı 1000 yılına kadar Müslümanlık Türkler arasında yayıldı. Bir de aynı tarihlerde 960'larda bu Seyhun boylarına gelen Oğuzlar vardı ya bizim atalarımız. Onlar da 200 bin çadır filan Müslüman oldular. Arap kaynakları bunları yazıyor. Dolayısıyla Oğuzlar zaten tarihte de bugün de en kalabalık Türk boyu. Oğuzlar ve Karahanlı esas merkezi Türk devleti Müslüman olunca böylece 1000'e kadar o zamanki Türk dünyasının benim tahminim kaba bir hesapla %70'i 1000 yılında bundan 1000 yıl önce kaba bir hesapla benim tahminim %70'i Müslüman oldu. Neden öyle diyorum? Çünkü Uygurlar hala Müslüman değildi. Onlar bu Budistlikte devam ettiler 3-400 yıl daha. Kazakların, Kırgızların ataları hala Müslüman değildi. Onlar 15. yüzyıla kadar, 15. yüzyılda %98'e ulaşacak. Yani oran. Neyse bu 10. yüzyıldaki Müslümanlık çok önemli. Ve tabii elbette dil tarihimiz buna göre yeni bir şekil alıyor. Yani Divan-ı Lügat-ül-Türk, Kutat-ı Bilik, Atabetül-Ataik ve ilk Kur'an tercümeleri, Karahanlılar. Kur'an tercüme edilmiyor da Türkler, arkadaşlar, Türkler Müslüman olduğu andan itibaren Kur'an'ı defaatle çevirdiler. Türkçe'ye çevirdi. Yüzlerce tercümesi var. Yani 11. yüzyıldan günümüze kadar Kur'an'ın yüzlerce tercümesi vardır. Osmanlılar döneminde de tercümeleri vardır. Bu ilk tercümeler satır altı tercümelerdir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İri harflerle, Arap harfleriyle yazar. Doktora derslerinde yıllarca okuttum bunları. Efendim, iri harflerle. Bu kitap şu anda İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi'nde duruyor. Büyük bol, ciltli böyle. Gidip giderseniz görün. Efendim, ilk Kur'an tercümelerinden biri satır aldı. İri harflerle. Elhamdünün altında biraz daha küçük Arap harfleriyle övdi yazar. Övdi yani övgü. Övdi. Lillahi'nin altında biraz daha küçük harflerle Tenrike yazar. Yani Tanrı'ya. Allah Allah. Bunlar biraz kötü Müslümanmış. Allah'a Tanrı diyorlar. Allah'a Tanrı diyorlar. Tenrike, Tanrı'ya. Tanrı'ya. Ögdi, Tenrike, Tanrı'ya. Rabbil Alemin, alemler idisi. Onun altında da alemler idisi. İdi bugün iyi olan kelime. Alemlerin iyisi yani sahibi. Ya Rabbi, Ya Rabbi deyince biz kelimenin anlamını bilmiyoruz aslında. Ya Rabbi deyince ey sahibim diyoruz. Ey sahibim diyoruz. Yani Rab sahip demektir. Rab sahip demektir. Bunun ayrıca incelenmesi gerekir. Yani Arapça olarak dilimize girmiş dini kavramların asıl anlamını ne kadar biliyoruz? Takvanın asıl anlamını ne kadar biliyoruz? Takva sakınmak demektir. Sakınmak demektir. O da günahlardan sakınmak. Namaz kılmak değil ya. Yani. Sakınmaktır takva. Bakın bu eski şeylerde göreceksiniz. Sakınmaktır takva. Efendim yani bunlar Rahman nedir? Rahim nedir? Bir halk arasında soruşturma yapmak lazım. Bir de asıl manasına bakmak lazım. Asıl manasına bak. Burada görüyoruz alemler idisi. Alemler idisi. Yani bu tercüme böyle ve düşünün Kur'an çok büyük bir eser. Çok büyük bir eser. Araplığı da Arap yapan yani. Arapları da Arap yapan büyük bir eser. Yalnız kutsal kitap değil, yani belki Arap dilinin de en büyük eseri bizim Orhun Abilerinden önce
Orhun abilerinden önce ve Orhun abileriyle kıyas kabul etmeyecek kadar daha hacimli. Hacimli, büyük bir eser ve o büyük bir eser 11. asırdan itibaren Türkçe'ye önce satır altı, sonra efendim mealleri, başka tercümeleri, tefsirleri yüzlerce yapıldı geldi. Bunlar bizim Türk dilinin, şimdi neden önemli burada? Çünkü kelimenin karşılığı var. Şimdi herhangi bir Türkçe metni aldığınız zaman, tarihi bir metni, o tarihi metnin bağlamdan çıkaracaksınız. Eğer kelimeyi bilmiyorsanız manasını bağlamdan çıkaracaksınız. Sözlükse mesele yok. Biraz sonra sözlükten bahsedeceğim. Sözlükte karşılığı verilecek. Ama kelimeyi bağlamdan çıkaracaksınız. Ama satır altı tercüme olunca ne var? Üstünde Arapçası var. Üstünde. Dolayısıyla ögdi nedir diye ayrıca bağlamdan çıkarmaya çalışmayacaksınız. Onun için satır altı tercümelerin böyle dil için böyle önemli bir tarafı var. Tabii orada Türk dilinin ekleri vesairesi de hep görülüyor. Aynı yıllarda efendim çıkmış iki büyük eserimiz Kutadgu Bilig ve Divan-ı Lugatüttür. 1069 Kutadgu Bilig. Daha hoca Kutadgu Bilig'e geldi diyorsanız. Yusuf Has Hacip. Hacip, mabeyinci. Has Hacip, baş mabeyinci. Has Hacip, has saraya mahsus demek yani. Saray görevlilerine has denir. Efendim, Has Hacip, yani şimdiki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Özel Kalem Müdürü ikisi beraber onların görevlerini yapan insan Yusuf Has Hacip. Doğu Karahanlı hükümdarının Has Hacip. Has Hacip. Şimdiki genel sekreter tarihe kalır mı 900 seneye sonraya bilmem. Belki bizim meslektaşımız olan şey kalır da efendim Mustafa ise ama şimdikini bilmem. Evet, Yusuf Has Hacip kalmış. Neden? Bu eseri yazdığı için. Efendim Kutadgu Bilig'i yazdığı için. Kutadgu Bilig kelime kelime efendim kutlu talihli olma bilgisi. Kutadgu, kutarmak, talihli olmak demek. Fiil, kutarmak, talihli olma. Gu ile isim yapıyorsunuz, talihli oluş, talihli olma bilgisi. Ama bu kelime anlamıdır. Bu da bir terimdir ve terim olarak siyasetname demektir. Yani siyasal bilgiler, yani siyas politik, siyasetname demektir. Ve Kutadgu Bilig bir devletin, bir toplumun nasıl idare edileceğini, devletin halka karşı görevleri nelerdir, hakları nelerdir, halkın devlete karşı hakları nelerdir, görevleri nelerdir, çeşitli devlet adamlarının hangi vasıflara sahip olması lazımdır, bunları anlatır. 13.000 mısradan fazla, 6.645 beyt, 13.000 mısradan fazla bunları anlatıyor. Yani şimdi okunan şu dersler, eskiden bu kadar ihtisaslaşma yoktu bilimlerde. Şimdi okunan efendim siyaset bilimi, kamu yönetimi, halkla ilişkiler, kısmen sosyoloji ve pedagoji bu eserin içinde var. Kutadgu Bilig'in içinde var. İlmi bir eser, yani 11. yüzyılda kesin olarak bilim dili Türkçe, 11. yüzyılda ilmi bir eser ve bunların pek çok devlet teriminin, kamu yönetiminin pek çok karşılığı var. Onun için Sadr-ı Maksudi dediğim gibi Köktürk anıtlarıyla birlikte bunu da eserine esas almıştır. Evet, eser tabii dediğim gibi bir siyasetname. Manzum, eskiden pek çok konular manzum yazılabilirdi. Sözlükler bile manzum yazılmış zaman zaman. Dolayısıyla manzum efendim feulün vezninde tartışıldı bir süre bulunduğu zaman kitap. Tartışıldı. Yani heceyle mi yazılmış? Çünkü hece ritmi de var. Yani 6-5'e 4-4-3'e denk geliyor. 6-5 4-4-3. Bir de uzun heceleri pek fazla bilmediğimiz için, o zamanki Türkçedeki uzun heceleri fazla bilmediğimiz için efendim imale yaptı falan deyip geçiyoruz. Halbuki o zamanki Türkçede o heceler uzundu. İmale falan değildi. Bana sorarsanız kamu mimarına devai derdi nedir? Canan devai derdi der İhsan. Oradaki mu'da da imale yok. O zaman Türkler mu'yu uzun söylüyor. Uzun söylüyor. İmale yok. Efendim, şimdi dolayısıyla Kutadgu Bilig'de uzun ünlüler vardı. Neticede bilim adamları karar kıldılar ki
Efendim bu aruzun feulün, 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 feul. Tabii Şehname'nin tesirinde kalmış. Şehname vezneleri bu. Şey, 1000 yılı civarında yazılmış. Şehname'nin veznidir. Pek çok eski böyle büyük eser de Şehname vezninde, bu vezinde yazılmıştır. Ama tabii ki bu eser aynı zamanda Amerika'da Şinasi Tekin'in yanında doktora yapmış bir Uygur meslektaşımız var. Uygur aslında bir meslektaşımız var. Ne Dolkun? Dolkun Kamberi. Dolkun Kamberi. Şimdi o Amerika'nın sesinde Uygurca yayınları idare ediyor. O bunu ve eski Uygurca başka bir eseri Türk tiyatrosunun ilk örnekleri olarak kabul eder. Yani üst altyapısında bir tahkiye var, hikaye var. Üst yapısında bir tiyatro eseri var. Karşılıklı konuşmalar, diyaloglar dolayısıyla bir tiyatro yapısı var. Reşit Rahmeti Arat kendine özgü diyor. Bunu ilk defa adeta eserden 700-800 sonra adeta yeniden yarattı Reşit Rahmeti Arat. Çünkü üç nüsa bize ulaştı. Birisi Uygur harfli, ikisi Arap harfli. Bakın eser 1069'da yazılıyor. 1069'da yazılıyor. Uygur harfli nüsa 1437'de Herat'ta istinsa ediliyor. Yani eserin tesir yıllarını hesap edin. Yüzyıllarını hesap edin. 1069-1070 diyelim. 1437 kaç yüzyıl sonra Herat'ta hala ata yadigarı olarak kullanılıyor şey Uygur harfleri. Yani Temür'ün oğlunun zamanı, Şahruh'un zamanı. Uygur harfleriyle istinsa ediliyor. O Uygur harfli nüsa İstanbul'a getiriliyor. İkinci Bayezid zamanı İstanbul Sarayı'nda Uygur harflerini bilen adam var. Bilen adam var, onu getirtiyor özel olarak. Sonra 1800'lerin başında Hammer bunu Viyana'ya götürmüş. Bir başka nüsa, Arap harfli nüsa 1370'lerde Mısır'da istinsa ediliyor. Bakın, coğrafyaya bakın. Yani Kutat Kubilik efendim nerede yazıldı? Kaşgar'da tamamlandı. Balasagun'da yazmaya başladı. Kaşgar'da tamamlandı. Bakın 1069'da yazıldı. 1370'lerde Mısır'da o zaman Türk Devleti var biliyorsunuz. Kıpçak Türk Devleti, Memlükler. Orada istinsa ediliyor coğrafyaya. İstanbul, Mısır, efendim bir başka nüsa Fergana, yani bugünkü Batı Türkistan, efendim ve kaç yüzyıl sonra? Aşağı yukarı 1500'den sonra artık Kutat Kubilik'ten haberdar değiliz. 1500'den sonra Kutat Kubilik'ten haberdar değiliz, unutuluyor. Yani kitap orada uyuyor bizim, Uygur harfli kitap. Uykuya dalıyor. Hammer onu buluyor. Hammer buluyor, alıyor, götürüyor Viyana'ya. Ondan sonra uykusundan uyanacak kitap. Üç nüsa, öbür nüsalar daha sonra bulunacak. Ve Divan-ı Lugatü't-Türk. Onun hemen hemen aynı yıl. 1072'nin Ocak ayında başlıyor yazmaya. 1072'nin Ocak ayında Bağdat'ta herhalde Dicle kenarında bir kerpiçten evi mi vardı bilmiyorum. Rahlenin başında oturdu. Efendim kim? Kaşgarlı Mahmut Kaşgari. Mahmut bin Hüseyin bin Muhammed el Kaşgari. Kaşgari oturdu yazmaya başladı. Toplamıştı pek çok malzemeyi oraya gelinceye kadar. Bağdat'a gelinceye kadar Türk ülkelerinin pek çoğunu, Türk boylarının pek çoğunu dolaşarak defterlerine yazmış. Defterlerine pek çok duyduğu atasözünü yazmış, duyduğu bir dörtlüğü yazmış, kelimeyi yazmış, manasını yazmış. Onları toplamıştı, geldi Bağdat'ta oturdu oraya, yazdı kitabını, 5 sene sürdü. 77'ye kadar, bazıları 74 diyor. 1074, 1077, efendim belki 74'te böyle kabasını bitirdi. 1077 ve halifeye sundu. Orada Kaşgarlı Mahmut'ta efendim Tanrı devlet burçlarını dünyayı yönetmek üzere Türklerin eline verdi diyor girişte. Tanrı devletin burçlarını Türklerin eline verdi. Övünüyor mu? Övünmüyor. Gerçeği söylüyor çünkü 1071 olmuş. 1071 Malazgirt Savaşı olmuş ve gerçekten dünyanın bir numaralı devleti Türkler olmuş o sırada. Yani iki büyük devlet var, Bizans ve Selçuklu. Kim kazandı? 1071'de bir numaralı devlet oldu. Dolayısıyla gerçeği, yani kendi döneminin tarihi gerçeğini söylüyor ve Bağdat halifesine sunuyor. Üstelik ona diyor ki, Türklerin oklarından korunmak için en iyi yol Türkçeyi öğrenmektir. Halifeye sunuyor, yani Arap halifesine sunuyor. Hem de öyle diyor. Türklerin oklarından
korunmak için en iyi yol Türkçeyi öğrenmektir. Zaten bir hadisi şerif var. Ben filandan duydum bu hadisi diyor. Efendim Türklerin saltanatı uzun olacaktır. Onun için onların dillerini öğreniniz diyor. Ama bu hadis velev ki o doğru olmasa bile diyor. Doğru olmasa bile akıl bunu emreder diyor. Yani nakil doğru olmasa bile akıl bunu emreder diyor. Onun için İngilizceyi öğrenin diyor. Şey affedersiniz. Evet. Böylece arkadaşlar 9000 kelimelik, 9000 tabii yuvarlak hesap söylüyorum, kelimelik Türkçeden Arapçaya ansiklopedik bir sözlük yazıyor. Lanet daim bir sözlük değil. Ha bu sözlükte Türkçe kelimenin üstünde kırmızı bir çizgi. Eskiden şimdi olduğu gibi böyle kelimeler, maddeler alt alta sıralanmıyor kolayca. Batıda da doğuda da arka arkaya gidiyor. Arka arkaya gidiyor. Peki ayırmak için ne yapması lazım? Üstüne bir kırmızı çizgi. Efendim diyelim ki ta kelimesini yazdı. Efendim T, Elif, Gayın, ta kırmızı bir çizgi yazdı üzerine. Yanına ey yani demek Arapça. El Cebel diye Arapçasını yazdı. Ondan sonra mutlaka örnek var. Mutlaka örnek var. Bu örnek bazen bir atalar sözü. Bazen bir dörtlük. Hiç değilse bir cümle. Diyelim ki ol tahta aldı bir cümle. Ben şimdi uydurdum yani Kaşkanlı'nın verdiği örnek başka olabilir. Yani o dağa çıktı. Ol tahta, bunun da üzeri kırmızı çiziliyor Türkçe. Tabi Arap harfleriyle Türkçe olarak yazıyor. Çünkü Araplara hitaben eseri. Muhatap kitle Araplar. Ol tahta çıktı, bunu Arap harfleriyle yazıyor. Üzerini kırmızı çizdi. Yine karşısında ey diyor ve Arapçasını söylüyor. Yani böyle bir basit cümleyle de olsa mutlaka örnekli ama pek çok yerde sayfalarca açıklamalar. Bizim 24 Oğuz boyunun ilk kaynağı Divan Lügati Türk'tür. Oğuz kelimesinin karşısında bunların diyor efendim şu kadar boyu var. 22 boydur diyor, 2 boyu başka yerde söylüyor. 22 boydur diyor, kırmızı mürekkeple damgalarını verecek derecede İlk defa Oğuz boyları Divan Lügat-ı Türk'te anlatıyor. Birkaç sayfa Oğuz maddesi. Efendim Bars maddesi bir sayfa. Neden? Bars işte yırtıcı hayvan, Pars. Ama aynı zamanda Türklerin 12 yılından beri 12 hayvanlı takvim kullanıyorduk ya, hala kullanan Türkler var. Diyor bu sefer 12 hayvanlı takvim nasıl ortaya çıkmış? Bunun rivayetini anlatıyor. Yahut da efendim Türkmen maddesi orada anlatırken şu destanını anlatıyor. Şu destanının yalnız ilk değil tek kaynağı hala. Şu destanının hala tek kaynağı Divan Lügat-ı Türk'tür. Böyle bazı konularda böyle sayfalarca açıklamalar yapıyor. Gramer açıklamaları da var. Bir yerinde kitabın efendim 20-30 sayfa gramer açıklaması var. Çeşitli yerlerde ayrıca gramer açıklamaları var. Yani Hakaniye döneminin Türkçesinin kısa bir grameri o. Kısa bir grameri var orada. Yalnız sözlük değil. Ve ansiklopedik bir sözlük dediğim gibi o zamanki Türk dünyasının, bakın Reşat Genç'in Kaşgarlı Mahmud'a göre o zamanki Türk dünyası diye kitabı var. Reşat Genç'in yani Kaşgarlı Mahmud'a göre. Bu Kaşgarlı Mahmud daha pek çok çalışmaya kaynak olacaktır. Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür. 9000 civarında kelime. Bu kelimeler tabii bakıyorsunuz halk bilimini ilgilendiriyor, halk hekimliğini ilgilendiriyor, destanları, efsaneleri ilgilendiriyor. İlk atalar sözü külliyatımız. Çünkü 300'e yakın atasözü var. Örnek olarak verilmiş. 300'e yakın. Yani ilk atalar sözü külliyatımız. 700 küsur mısra var. İlk halk şiiri, özellikle koşma tarzı, halk şiirinin ilk küçük antolojisi. İlk küçük antolojisi bu. Alper Tonga Sagusu'nun ilk ve tek kaynağı. Alper Tonga'dan Kutat Kubilik de bahseder ama o Sagusu'nu vermez. Alper Tonga Sagusu'nun ilk ve tek kaynağı. Efendim, yani ilk halk şiiri, koşma antolojisi. Bu ilk diyalektoloji. Yani o dönemin 11. yüzyılın Türk boylarının ağızları hakkında bilgi veren. Dünyada da zor bulursunuz. Yani 11. yüzyıl ağızları hakkında bilgi veren kitap. Oğuzlar böyle derler. Oğuzlarda işte T sesi D'ye döner. T
sesi D'ye döner, D sesi Y'ye döner. Örneklerle veriyor. Diyalektoloji, Kıpçaklar böyle der. 30 kasar kadar Türk diyalektinden ama en çok Oğuzlarınkinden, ikinci Kıpçaklardan, sonra diğer Türk boylarının diyalektlerinden, ağızlarından bize bilgi veriyor. Bu kadar önemli bir eser. Bu eser onun için tıpkı Köklük Anıtları gibi her Türkoloğun mutlaka araştırmalarında kaynak olarak kullandığı bir eser oluyor. Karahanlılar. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? Biraz yavaş yavaş daha gelelim mi? Sonrakileri daha iyi biliyorsunuz da, yalnız şunu söyleyeyim. 1071'le tabii Anadolu'ya girdik ama 1071'den önce Azerbaycan'a girdik. Yani önce 1050'lerde Güney Azerbaycan'a girdik. 1055'te Bağdat'ı himayemiz altına aldık. Yani halifeye sunarken Bağdat bizim himayemiz altında o sırada zaten. 1055'te Bağdat'ı himayemiz altına aldık. Tuğrul Bey damadı oldu şeyin, halifenin damadı oldu. Omuzlarına tutarak, bir yere çömelip bir şey yaparak oyun oynadı diyor Arap kaynakları bu Türkler düğünde. Sonra da şey işte yediler diyor. Onu Türkçe söylüyor, tutmaç. Tutmaç, Arapça kaynak tabii ama tutmacı Türkçe söylüyor. Söylüyor, 1055'te himayemiz altına aldık Bağdat'ı. Şunu söyleyeyim, mezhepler tarihi açısından son derece önemli. Tuğrul Bey Bağdat'ı himayesi altına almasaydı bugün Müslüman dünyanın daha büyük çoğunluğu Şii olacaktı, onu söyleyeyim. Yani bu mezhepler tarihi açısından son derece önemli. Çünkü Bağdat'ı himayesi demeyeyim de tasallutu altında tutan müveyhilerdi ve onlar Şii'ydi. Onlardan kurtardı Tuğrul Bey. Onlardan kurtardı. Neyse bu Şiilik için hepimiz bizim yani. O şey, yani ama ben bir tarih bilgisi açısından bunu söylüyorum. 1064'te Kars'ı aldı. Kars'tan Kuzey Azerbaycan. Kuzey Azerbaycan'ı deyince Gürcistan, Ermenistan toprakları dahil oralara gittik. 1071'den itibaren Anadolu'ya girdik. Anadolu'ya girdik. Sonra bu Anadolu'daki nüfusumuz tabii Haçlı belasıyla uğraştık ya. Efendim bu kılıç aslanlar, mesutlar çok büyük kahramanlar. Kahramanlar ama Anadolu'da tutunamazdık. 1176 Midyakefalon denilen savaş çok önemlidir. Biz Anadolu'dan çıkmayacağız. Çıkmayacağız. Fakat belki o bile yetmeyebilirdi. Bu Cengiz ortaya çıkmasaydı. Cengiz ortaya çıkmasaydı. 1206 Cengiz Kaan ilan edildi. Rıza Nur Büyük tarihinde 12. cilt diyor ki Cengiz'le ilgili şimdi Cengiz 1206'da dünyayı velveleye verdi. Velveleye verdi. Müthiş. Şey. Evet. Cengiz ortaya çıkma. 1206. Tarihte birleşik olarak kurulmuş en büyük coğrafi alana sahip imparatorluk budur. Hani Britanya belki denizler aşırı filan ama birleşik olarak kurulmuş en büyük coğrafi alana sahip. Bizim açımızdan önemine 1206. Ha şunu söyleyeyim, Cengiz'e yani bak demin Çin anlayışını söyledim, tarihçilik anlayışını. Cengiz bir Türk-Moğol devletidir. Cengiz'in kurduğu devlet. Türk tarihinden Cengiz'i çıkarırsanız Çağatay'ları da çıkaracaksınız, Altın Ordu'yu çıkaracaksınız. Efendim Altın Ordu'da Türkçe yazılmış eserleri çıkaracaksınız. Yani bir Türk-Moğol devletidir. Kubilay Hanlığı sadece bizim tarihimizin dışında kalabilir. Diğer şeyler Cengiz'in devleti. Diğerleri Çağatay Hanlığı, Altın Ordu zaten doğrudan duruyor Türk devletleri. Şecere-i Terakime'yi bile atarsınız. Efendim o da Cengiz'in torunu onu yazan. Yani Ebu'l-Gazi Bahadır'ın torunu filan. Evet 1206 ne bizim açımızdan önemi? Bu kahırdan lütuf doğdu dedikleri şey. Kahırdan lütuf doğdu dedikleri şey yani bizi bir sürdü pir sürdü. Yani bizi bir sürdü pir sürdü. Bu Cengiz ve Cengiz'in çocukları. Cengiz ve Cengiz'in çocukları. Önce Cengiz'in kendisi. 1227'de öldü Cengiz. Ondan sonra çocukları. Orta Asya'da kalmış. Bugün Türkistan'da kalmış. Ne kadar Oğuz varsa şimdiki Türkmenlerin o zamanki ataları hariç hepsini Azerbaycan'a ve Anadolu'ya sürdüler. İşte o sayede biz Anadolu'dan nüfus çoğunluğu sağlayabiliriz. O sayede Anadolu'dan, yani muhtemeldir ki, mümkündür ki bu ikinci büyük dalga olmasaydı Anadolu'da Türklük yaşamayabilirdi. Efendim bu son derece önemli. Bu dediğim gibi 13. asır. 13. asır. Ha bizim dil tarihimiz açısından ne Batı Türkçesi doğacak. Batı Türkçesi diye yeni bir yazı dili doğacak Türkçe içinde.
Yani bu nüfus çoğalınca şeye kadar 13. yüzyıla kadar Anadolu Selçukları Türkçeyi kullanmadılar. Evde kullandılar yani. Yazıda kullanmadılar. Elbette evlerinde Türkçe konuşuyorlardı. Ordugâhta Türkçe konuşuyorlardı. Efendim sarayda neydi o büyük hükümdar? Alaaddin Keykubat. Elbette Türkçe konuşuyorlardı. Hatta Alaaddin Keykubat Oğuzname'yi falan da okuyormuş. Türkçe konuşuyorlardı 1220'lerde. Ama yazılı eser yok. Yazılı eser yok Anadolu Selçuklarından. Yazılı eser yok. Neden yok? Neden yazmadılar? Bunlar göçebe. Kendi dillerini yazıda kullanmayı bilmiyorlar ki. Mazurlar. Fazla kızmayın Mevlana'ya. Fazla kızmayın. Mazurdur. Yazamazdı. Türkçe yazmasını bilmiyordu. Yani Türkçeyi yazı dili olarak kullanmasını bilmiyordu Mevlana. Şey de bilmiyordu. Azerbaycan'daki büyük şair. Hamse yazarı. Gencevi. Nizami Gencevi'nin Mevlana'dan biraz öncedir. Bilmiyorlardı. Şimdi bunlar 1037'de devleti kurdular Nişabur'da Selçuklular. 1037-1040 bazılarına göre devleti kurdular. 35 yıl sonra dünya devleti oldu. Büyük bir numaralı devlet. 35 yıl. Kendi Gökçebe kendi dillerini yazı dili olarak kullanmasını bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ne yapsınlar? Koskoca devlet, bir numaralı devlet. Hazır buldukları Fars bürokrasisini kullandılar. Fars bürokratlarını kullandılar. Onun için Farsça ve Arapça. Ama 200 yıl sonra, 250 yıl sonra kendi konuşma dillerinden, kendi ağızlarından bir edebi dil yaratmasını bildiler. Mucize burada. Yani Mevlana'ya ya öbürüne kızacağımız yerde bilelim ki biz 250 yıl sonra burada, çünkü öbür tarafla ilgimiz kesilmişti. Yani Kutakku bilir dilini falan artık burada kullanamazdık. Kendi konuşma dilimizden, kendi ağzımızdan efendim 13. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yani Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, Mevlana'da birkaç kırık dökük Türkçe beyit vardır. Onlara bakarsanız zaten bilmediğini anlarsınız. Efendim kırık dökük böyle Farsça şiirleri yanında son derece sönük efendim yarı Doğu Türkçesi filan. Ama oğlu artık kullanıyor. Oğlu artık kullanıyor. Her bir de Yunus Emre gibi bir dahi çıkıyor yani 1270'lerde. 1270'lerde Yunus Emre gibi bir dahi çıkıyor. Ne oluyor şimdi biliyor musunuz? Yani nüfus çoğaldı. Cengiz ve çocukların önünden kaçan nüfus geldi Anadolu'ya ve Azerbaycan'a. Nüfus çoğaldı. Anadolu Selçukluları zayıfladı. İlhanlılara tabi oldu 1258'de. 1243'te Köse Dağı'da perişan oldu. 1237'de Babayiler perişan etti önce. Koskoca Alaaddin Keykubat perişan etti Babayiler. O Babayiler var ya, galiba yazı dilini onlar kurdu burada şeyde. Şeyde Anadolu'da. Efendim. Çünkü ilk büyük eserler o Babayilerin torunları tarafından Kırşehir'de yazıldı. Yani Aşık Paşa. Aşık Paşa. Gülşehri de onlar ilk büyük efendim Kırşehir'de. Neyse 13. yüzyılın ikinci yarısında hatta yeni beylikler kuruldu. 13. yüzyılın ortasında beylikler dönemi başlar bana göre. 1250 Karamanlıların Karamanoğullarının kuruluşu. 1250 1260 küsur Germiyanoğulları efendim işte 1290'lar Osmanoğulları. İlk beyler, sonraki beyler Arapçayı Farsçayı öğrendi ama ilk beyler bilmiyordu. Arapçayı Farsçayı bilmiyordu. Yani bey, devletin başkanı, onun yanında şahibi lazım, bilim adamı lazım. Onları çağırıyorlar. Bunu da bizim anlayacağımız dilde yazın. Pek çok Arapça Farsça eser o beyliklerde çevriliyor. Yine Kur'an tercümeleri var. Özel Fatiha tercümeleri, Yasin tercümeleri var. Ayrıca büyük Kur'an tercümeleri var. Ve pek çok başka tıp eseri falan çevirtiyorlar. Tıp eserlerini çevirtiyorlar. Ve böylece Oğuz ağzına dayalı, Oğuz ağzına dayalı yeni bir yazı dili 13. yüzyılda doğuyor. Ondan sonraki hikayeyi biliyorsunuz. Yani bakın bu bizim bu efendim kalem, kağıt, elbise, bu gibi Arapça, Farsça kelimeli duvar, merdiven gibi kelimeleri almamız Osmanlılarla falan başlamadı arkadaşlar. İlk Müslüman olduğumuz andan itibaren başladı. Yani Karahanlılardan itibaren Kutatku birlikteki Farsça, Arapça kelimeler üzerinde özel makaleler var. Halil neydi söyledi? Halil Ersoylu diye bir meslektaşımızın. Yani 200 civarında devlet, din böyle kelimeler Kutatku birlikte. Yani Osmanlılarla başlamadı. Ondan sonra Osmanlılara gelinceye kadar epey Arapça, Farsça halkın diline girdi. Halkın diline girenlerle problem yok.
Halkın diline girdi. Yani duvar, merdiven, elbise, kitap, kalem halkın diline girdi. Efendim ve Osmanlılar, hani bazen mühtar ediyoruz. Tıpkı Karamanoğlu Mehmet Bey gibi diğer bütün beyler Anadolu Selçuklularında resmi dilin Türkçe olmamasına mukabil bu beyliklerde resmi dil Türkçe oldu. Osmanlı dahil. Osmanlı'nın resmi dili Türkçedir. Kanunların dili Türkçedir. Fatih kanunnameleri Türkçedir. Sultan Süleyman'ın kanunnameleri Türkçedir. Ondan önce Türkçedir. Yani Türkçe aynı zamanda Osmanlılarda resmi dildir. Ama özellikle sanat yapmak amacıyla yazılan eserlerde bildiğiniz o ağdalı dil süreci başladı. Şimdi efendim yani Kanuni Sultan Süleyman veya oğlu Sarı Selim veya işte öldürttüğü Şehzade Mustafa. Yani bunlar güneş doğdu diyorlardı. Bunlar efendim şems tulu etti demiyorlardı konuşurken. Şems tulu etti, gurub etti filan demiyorlardı. Veya hurşit, Farsça hurşit. Ha onları biliyorlar. Hurşit kelimesini, şems kelimesini biliyorlar. Ama şems tulu etti, şems gurub etti diye konuşmuyorlardı. Konuşurken güneş belki doğdu diyorlardı. Doğdu yerine doğdu. İşte küçük ünlü uyumu biraz daha sonra çıkacak. Doğdu diyorlardı. Efendim veya efendim Kanuni Sultan Süleyman canım başım çok ağrıdı. Yerine resim, serim, rencidi filan demiyordu yani. Ne diyordu? Başım ağrıdı diyordu. Yok başım ağrıdı diyordu. Başım. Başım değil de başım. Başım ağrıdı diyordu. Ama şiirini yazarken işte işiyor. Şiirini yazarken sanat yapıyor. O zaman Şems, Hurşit bunlar halkın diline girmemiş olan Arapça parça kelimeler. Duvarı kullanırsa problem yok. Kalemi kullanırsa problem yok. Kitabı kullanırsa problem yok. Bunlar halkın dilinde zaten var. Bilinen kelimeler. Yani o eserleri ağdalı hale getirmiyor. Ama kalemin çokluğunu kullanırken kalemler demesi yerine aklam dediği zaman iş karışıyor. O zaman halkın anlamadığı bir dil ortaya çıkıyor. Kitaplar yerine kütüp derse iş karışıyor. Kütüp. Efendim böyle tamlamaları Farsça yapınca, Arapça yapınca işler karışıyor. Neyse yalnız şunu söyleyeyim ki yani bu ağdalı eserler Osmanlı döneminde meydana getirilmiş yazılı eserlerin %10'unu geçmez. %90'ı yine çok sade tarih kitapları, coğrafya kitapları, efendim Katip Çelebi'nin kitapları, pek çok seyahat kitapları, efendim bunlar sade dille yazılmıştır Osmanlı döneminde. Osmanlı Türkçesi, Batı Türkçesinin ikinci tarihi dönemidir. Bunu unutmayın. Ama netice olarak bu ağdalı dil Tanzimat döneminde yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Tanzimat döneminde niye çözülüyor? Yani dil şuurundan dolayı mı çözüldüğünü zannediyorsun? Hayır. Gazete neşredecek, gazetede halka hitap edecek. Gazete yani Şinasi, Namık Kemal gazete yayınlıyorlar. Gazetede halka hitap edecek, halk okuyacak. Vaktiyle şey yazarken, efendim divan meydana getirirken gazelleriyle, kasideleriyle onu işte şeyleri okuyordu. Efendim şairler okuyordu ama şimdi gazeteyi halk okuyacak. Ya şair evlenmesini halk seyredecek tiyatroda. Bu mecburiyetten dolayı sade dile yöneliyorlar. Şuur daha sonra gelecek. Şuur daha sonra gelecek. Hepinizin bildiği şimdi bu sadeleşme akımı filan ve Cumhuriyet devrindeki dil ayrı bir meseledir. Doğu'da ne oldu? Onu da söyleyeyim birkaç cümleyle bitireyim. Doğu'da. Yani biz Anadolu'ya geldik bu. Doğu'da da Türk dili devam etti. Doğu'da ve kuzeyde. Yani Hazar'ın berisi çayı bardakla içen Türkler, Hazar'ın ötesi çayı fincanla içen Türkler. Hazar'ın ötesine giderseniz efendim yani oradaki Türkmenler dahil, Özbekler, Kazaklar çayı fincanla içenler. Hazar'ın berisi Azerbaycan bardakla içenler. Biz Oğuz Türkleri veya biz Mışmış Türkleri, onlar Gangan Türkleri. Yani biz almış deriz, onlar algan derler. Biz hani efendim Begen Sevgenegi, Çogok Sevgenegi falan diyoruz ya, bu Doğu Türkçesiyle alay etmek için çıkarıldı bana göre. Çünkü onlar da efendim bu gala heceler G ile çok şey yapıyor. Çok başlıyor. Efendim. Neyse onlar da devam etti. Orada Türkçe, Çağatay Türkçesi dediğimiz Türkçe 20. yüzyılın başına kadar kullanıldı ve Türk dünyasının en büyük şairi oradan çıktı. Alişir Nevai 15. yüzyılda. Yani 1463 yılından
1463 yılında ilk eseri çıkmıştır. 1463 yılından 1501 yılına kadar, 1501'de de vefat etmiştir. 63 yaşında öldü. 63 yaşında öldü, ben 73'üm. Ali Şirnevai 63 yaşında öldü. Yani benim 10 yıl önceki halimi düşünün. Efendim, ama 30'dan fazla eser yazdı ve Türk dünyasının en büyük şairi kabul ediyor. Türk nazmıda çü min tartıp alev, Türk nazmıda, Türk nazmıda çü min tartıp alev, ne zaman ben Türk nazmında bayrak kaldırdım, eyledim ol memleketini yek kalem, o memleket Türk ülkelerini yek kalem eyledim, birleştirdim. Böyle bir bilince de sahip, böyle bir bilince de sahip 30 kadar eser ile Ali Şirnevai ve Ali ve Çağatay Türkçesine Nevai dili diyenler oldu yani. Nevai dili dediler. 20. yüzyılın başına kadar hem Kuzey Türklüğü, hem Kuzey Türklüğü, hem Doğu Türklüğü bu yazı dilini, bu edebi dili kullandı. Ama yine siyasi işler 1760'larda Doğu Türkistan Çin hakimiyetine girdi. 1860'lardan itibaren Batı Türkistan Rus hakimiyetine girdi. Ondan sonra Ruslar hepinizin bildiği önce teşvik ve telkin yoluyla Sovyetler döneminde de artık zorla diyelim bir takım kararlar çıkararak her Türk boyunun konuşma dilini ayrı birer yazı dili haline getirdi ve bugün Türk dünyasında 20 belki de 20'den fazla yazı dili olarak Türkçenin kolları bütün canlılığıyla devam ediyor. Devam da edecek. 21. yüzyılda şu anda 21. yüzyılda bütün kollarıyla Türkçenin konuşulduğu, yayıldığı, yazıldığı kadar tarihin hiçbir döneminde bu kadar gür olarak kullanılmamıştır Türkçe. Hep şikayette meyyaliz ya, şikayet etmeye meyilliyiz ya, tarihin hiçbir döneminde Türkçe radyolarda, televizyonlarda 24 saat bütün kollarıyla milyonlarca tirajlık gazetelerle, yüz binlerce tirajlık kitaplarla tarihin hiçbir döneminde bu kadar gür ve gümrah kullanılmadı. O tehlikedeki dillerin arasına Türkçe hiçbir zaman girmez. Hiç endişe etmeyiniz. Türkçe kaybolmaz, Türkçe yok olmaz, Türkçe bitmez. Elbette Türk de bitmez, o kadar. Sormak isteyen varsa sorsun. 10 dakika. 10 dakika. Evet. Hocam, dilde ikillik mevzusu. Ne? Dilde ikillik. Sizin dilde birlikleri kitabınız da var derler. Evet. Bir sorun var şu an Türkçede. Öz Türkçeleştirme var. Mesela biz çoğunluk diyoruz. Azerbaycan Türkleri hala ekseriyet diyor. Bu bir kopukluk yaratıyor. Mesela hala ekseriyet ne demek olduğunu bilmeyenler var gençler. Evet, evet. Bir kelime hazinemiz azalıyormuş gibi geliyor. Kelime hazinesi. Hayır, Türkçenin kelime hazinesi zengin ama bu kelime hazinesini yeni nesillere aktaramama sıkıntımız var. Mesela, yani yeni nesillerin bunları öğrenmeme veya biz öğretemiyoruz, öğrenmiyorlar, bilmiyorlar. Sıkıntı Türkçenin kendisinde değil, eğitiminde. Eğitimindeki eksiklik. Ha o diğer Türk lehçeleriyle arada böyle farklı kelimeler, ilişkiler arttıkça onlar azalır. Evet, başka? Başka arkadaşlar? Yok, tamam. Teşekkür ederim.